Nedret Ersanel, bizi alakadar etmeyen tuhaf olaylar. Dünya ve bölge çalkalanırken eş zamanlamayla yürüyen, ilintisiz görünen, ilk bakışta garip, bırakırsanız unutulan, kendi içinde gelişen, zamanla asıl jeopolitiğe eklemlenen, o andan itibaren bize ne diyemeyeceğimiz ama küçümseyerek geç kaldığımız olaylar. Bir örnek, Ukrayna-Tayvan arasına sıkıştıkça sıkışan Kutuplar Savaşı'nın anahtar ülkelerinden biri Hindistan. Bu bağlamdaki yeriyle birlikte ülkesinde İslami tarihi ve dini dokuyu ezerek en görkemli miraslardan camileri yıkıp yerine Hindu tapınakları yapıyor. Bu Yeni Delhi hükümetinin siyasi karakteriyle de uyumlu. Tapınak furyasının son örneği Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı. Bizzat Hindistan Başbakanı Modi tarafından açılan yeni Hindu tapınağı iri ölçülere sahip. 55.000 metrekare. Bu ilginç ve neye lazım dedirten mimaride asıl iş ucunun nereye dayandığında. Hindistan, Körfez, İran, Afganistan, Pakistan, Arap Yarımadası ve yapışık denizlerin stratejik parçası ama aynı zamanda Amerika-Çin rekabetinin de ana cephesi. Orta Doğu'ya da böyle giriyor. İsrail-Filistin-Gazze krizinde girmişliği de var. İşte tapınakları tuhafmış deyip geçince fiilen ucu size dokunana kadar unutuyorsunuz. O halde dokunduralım. Hindistan şimdi SİHA'larını İsrail'e gönderiyor. Haberi veren basın organı bunların Gazze'de kullanılacağını söylüyor. Middle East Eye 12 Ocak. Hindistan'ın İsrail yanlısı politikaları küresel denklemde nerede durduğuna ilişkin fikir de veriyor elbette. BRICS üyeliği akıl karıştırmasın. Gerçek bu. Modi'nin politikalarına ülke içinde de muhalefet var ama siyasi görünümü değiştirecek boyda değil. Tel Aviv, Hindistan'ı Gazze'ye çekmeyi başarıyor ama Yeni Delhi bunun vadeli sonuçlarını hesaplıyor mu acaba? Siz de çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'da da büyük etkisi var. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de şu sıralar çok iyi, o nereye eklemleniyor diye sorabilirsiniz. Uzaydan gelen büyük tehdit. Amerikan istihbarat camiası ülkenin ulusal güvenliğine yönelik hayati bir tehdidi duyurdu. Daha doğrusu sızdırdı. Beyaz Saray'da doğruladı. Aslında kongrede bulunan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti liderlerine bu konuda bilgi verilmesi için randevulaştıklarını, fakat kendilerini de şaşırtan biçimde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'nın bunu açıkladığını duyurdu. Böyle bir haberin Amerika basınıyla birlikte küresel basının ilgisini çekmemesi zaten mümkün değildi ama tehdit neydi? Bu da aşağı yukarı belli oldu. Uzaydan gelecek bir tehlike, Rusların askeri potansiyelinin bir boyutu, uydu savar sistemi ve nükleer kapasite olasılığı var. Doğruysa büyük tehdit. Bir ülkenin uzaydaki uyduları imha yeteneğine sahip olması, yani dünyayı felç edebilmesi, üstüne uzaydan bir ülkeye nükleer saldırı imkanına kavuşmuş olması, bir de Rusların elinde bulunması felakete ramak olur. Aktif değilmiş ama mesele iddia doğru mu? Ruslara göre büyük palavra, yerseniz diyorlar yani. Fakat dramatik olan Amerika'nın bu bilgiyi şimdi açıklamasının sebebi. Çünkü Washington'daki politik mahfiller de altını çiziyor ki arkasında Beyaz Saray'ın acizliği bulunuyor. Amerikan yönetimi nasıl Rusya sopasıyla Avrupa'yı terbiye ettiyse aynı korkuyla Ukrayna bütçesini onaylamayan kongreyi yola getirmeyi deniyor. Başkanlık seçim kampanyasının her geçen gün daha ısındığı ama Biden'ın umutlarının azaldığı ortamda bu çırpınış Oval Ofis'in çaresizliğinin nerelere vardığını gösteriyor. Koridorlar, hatlar, sabotajlar. Jeopolitik cepheler biraz da enerji, tedarik, ulaşım hatları üzerinden çiziliyor artık. Ukrayna Savaşı'nda bunun sembolü Kuzey Akım 2 hattıydı. Sabotajla imha edilince Rusya-Avrupa arasındaki hattın stratejik olarak da koparıldığını anladık. Gazze Savaşı'nda ise G20 zirvesinde Amerika-Hindistan tarafından duyurulan Hindistan-Körfez-İsrail-Akdeniz-Avrupa koridorunda kendisini gösterdi. Biden 7 Ekim olayının sebebi olarak bu koridoru gösterdi. Söylemek istediği bir başka jeopolitik gerçeklik yine Çin-Amerika-Rusya rekabetiydi. Bölgesel hatlar da aynı haritanın unsurları. Sayıları daha çok ve bu da hakimiyet savaşlarının küçük ve orta boy ülkelerin yer arayışlarını gösteriyor. Mesela Zengezur, mesela Türkiye'nin de büyük önem verdiği Körfez, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Türkiye Kalkınma Yolu Projesi veya aynı hattın birleştiği Mısır, Yunanistan, Rum kesimi, Yunanistan Deniz Enerji Koridoru ve benzeri. Türkiye-Mısır normalleşme sürecinin ibra edilmesiyle ortaya çıkan, cılız duyulsa da hatırlatılan bir koridor daha var. Mısır doğalgazını Lübnan'a taşıyan hattın kısa süre içinde Türk şebekesine bağlanabileceği fikri. İlginç bir hat bu. Kağıt üzerinde Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye yolunu izliyor. Akdeniz bağlantısı da açık. Üstelik büyük kısmı tamamlanmış halde. Elbette önünde politik açmazlar var ama mesele bunun gerçekleşmesi veya olmazı değil. Saydığımız hatların tamamı siyasi, jeopolitik cephenin uzantısı. Üstelik hepsi, dikkat ediniz, hepsi birbirine bağlanabiliyor. Örneğin İngiltere ve Japonya'nın teknik resesyona girmesi gibi veya Amerika'nın önümüzdeki yıl için vereceği F-35 siparişinin %20'sini kesmesi gibi. Putin'le röportaj yaparak Batı dünyasına Rus görüşünü sunan, Amerika'yı delirten gazeteci Tucker Carlson'ın babasının, CIA'nin en büyük propaganda makinesi, Amerika'nın sesi WAA'nın eski direktörü olması gibi, İran'ın Antarktika'da mülk ilan edip üs kuracağını duyurması gibi, Türkiye ile Yunanistan'ın birlikte Almanya'nın başını çektiği European Sky Shield'a katılması gibi. Daha düzinelercesi var. Mühim olan gündemi sürükleyen gelişmelerin altına bunları doğru şekilde yerleştirmek. Nedret Ersanel, Yeni Şafak. Levent Yılmaz, Amerika enflasyonu ve karşımızdan esen rüzgar. Bu haftanın en çok merak edilen verilerinden birisi Amerika enflasyonuydu. Zira söz konusu veri Amerika Merkez Bankası Fed'in yol haritasını da etkileyeceğinden sadece Amerika'yı değil başta Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere tüm dünya ekonomilerini de yakından ilgilendiriyor. Bugün önce veriden, sonra öneminden ve son olarak da Türkiye'yi neden bu kadar yakından ilgilendirdiğinden bahsedeceğim. Son açıklanan verilere göre Amerika'da enflasyon Ocak ayında aylık %0.3 ve yıllık %3.1 oldu. Yıllık veri beklentilerin 0.3 puan üzerinde gerçekleşti. Ayrıca çekirdek enflasyon da son 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. Son dönemde Amerika enflasyonundaki soğumanın Fed'in faiz indirimlerini konuşmaya başlamasını sağladığını görmüştük. Bunun devamında Fed üyelerinin 2024 yılında toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği noktasal grafiklere de yansımıştı. Hatta piyasa beklentisi daha da iştahlı bir şekilde 6 faiz indirimle toplam 150 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği yönündeydi. Çok kısa bir süre öncesine kadar piyasa o kadar iyimserdi ki Fed'in Mart ayında bile faiz indirimlerine başlayabileceği analizlere yansımaya başlamıştı. Ancak beklentilerle gerçekler arasındaki farkı Fed Başkanı Powell ve diğer bazı Fed üyelerinin açıklamaları ortaya koyunca Mart ayındaki indirim beklentisi ileri bir tarihe ertelenmişti. Buna ilaveten geçtiğimiz salı günü açıklanan enflasyon verisi faiz indirimi konusundaki beklentileri daha da ötelemiş oldu. Şu andaki gelişmelere göre Fed'in faiz indirimlerinin en iyi ihtimalle Temmuz'da başlamasını bekliyoruz. Fed'in faizleri tahmin edilenden daha uzun bir süre yüksek seviyede tutması, yani faiz indirimlerine tahminlerden daha ileride bir tarihte başlayacak olması, dolar endeksinin uzun süre güçlü kalmasına neden olacaktır. Bu durumun Türkiye gibi döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde hem kuru baskılamak hem de enflasyonu düşürmek için daha zorlu bir patikaya işaret ettiğini belirtmeliyiz. Bildiğiniz üzere Türkiye son genel seçimlerden bu yana bir dezenflasyon politikası uyguluyor. Yani enflasyonu düşürmek için görece olarak daha sıkı bir politika seti kullanıyor. Bu politika setinin başarılı olmasına katkı sağlayacağı düşünülen en önemli değişkenlerden bir tanesi de Fed'in faiz indirimlerine yakın bir zaman diliminde başlayacak olmasıydı. Hatta beklenen bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak zaman zaman ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar rüzgarın arkamızdan esmeye başlayacağı şeklindeydi. Ancak bu hafta itibariyle geldiğimiz noktadaki son veriler rüzgarın bir süre daha karşımızdan eseceğine işaret ediyor. Bu durumda ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın para ve maliye politikalarında ilave sıkılaştırma adımlarını devreye almaya başlayacağını düşünebiliriz. Ayrıca geçen hafta açıklanan enflasyon raporundaki cari yıl sonu enflasyon beklentisi olan %36'nın yakalanma ihtimali biraz daha zorlaşmış oldu. Bu bakımdan yakın dönemde özellikle krediler ve kredi kartları başta olmak üzere pek çok alanda yeni düzenlemeler uygulamaya konulmaya başlanabilir. Levent Yılmaz, Yeni Şafak.